aslında ya bayağı basit bir cevabı var herkes. Herkes dilediğince sanat üzerine konuşur. Biz bugün tabii rap kısmına bunun değineceğiz. Gerçi rap sanat değildir diyenler de vardı zaten hala var. Yani Twitter üzerinden görebilirsiniz hala böyle düşünenler var. Bak dediğim gibi herkes sanat üzerine konuşabiliyor. Böyle bir özgürlük var, böyle bir kısıtlaması yok bunun daha doğrusu. Bunu kısıtlayacak veya bunu belli bir kalıplara, belli bir tüzeye sokacak bir kurum yok, otorite yok. Dileyen herkes sanatın her dalı hakkında kendi yorumunu yapabilir. Bunun çıkmasının sebebi, benim yani bu podcast'i yapmamın sebebi dün veya evvelsi gün olması lazım. Twitter'da Kontkar ve İlker Canıklı e arasında geçen bir tartışma diyeceğim. Tartışma değil. Arasında geçen bir muhabbetle değil daha doğrusu sadece Kontkar İlker Canikligil'in bir tweetini alıntılamış ve o tweete katılmadığını kendince kendi fikirlerini belirterek bizlere aktarmış. Şimdi tabii yanlış da anlaşılmış bayağı Kontkar'ın demek istediği gördüğüm kadarıyla yani e bir tık da kendisi birazcık çok açık yazmamış. Karmaşık bir şekilde yazmış. Çok net bir cümleler yok. Bu yüzden yanlış da anlaşılmış. En temelinde İlker Canikligil'in attığı tweete dönelim. Kendisini şu an arka planda e, tam ne yada da görüyorsunuz. Ama sadece bizi ilgilendiren kısmı onun attığı tweet. Şimdi İlker Canikligil üzerine konuşmayacağız. Tweet üzerinde çok konuşmayacağız. Bizim üzerine konuşacağımız kısım işin rap, eleştiri ve kontkarın tweetlerinin yorumu. Bunlardan bahsedeceğiz. İlker Canikligil demiş ki temel sanat eğitimi almadıysanız sanat hakkında pek konuşmayın nacizane önerimdir diye bir tweet atmış. Kontkar'da alıntılayıp şöyle bir cevap vermiş kendisine. Bence mesele doğru soruları sorarak geldiğin noktadır. Sorular yanlışsa yöneliminiz de bu bağlamdaki doğru sorulara göre belirlenecekse bir yönetim olması iyidir. Onun dışında eğitim bir başkasının verdiği bir şey değildir diye bir cevapta bulunmuş. Ya burada anlaşılacağı üzere çok basit bir şekilde İlker Canik ile katılmıyor. Diyor ki bu konuda geleceğin nokta senin sanat üzerine aldığın eğitim değil bizzat kendinin sorarak araştırarak öğrendiğindir. Ha eğer yanlış sorular üzerinden yanlış bir yoldan yürüyorsanız evet bir örnek alabilirsiniz kendinize danışabileceğiniz sizi yönlendiren bir kişi olabilir ama bu kişinin tamamen sizi yönlendirmesi eğitim değildir. Sonuç olarak o seni yönlendirirsen kendi başına ondan sonrasında yine sorularını sorarak alabildiğince alırsın ve kendini geliştirirsin demiş. Bunda bir sıkıntı yok. Tabi bunlar bunlar birazcık tabi durgun kısımlar şu an. Daha ileride asıl üzerine konuşacağız. İleride şunun üzerine konuşacağız. Ülkemizde rap üzerine eleştiri olayı. Asıl buna değineceğiz. Kontkar sonrasında şu tweet'i atmış asıl yanlış anlaşılan yani asıl göze batan kısım burası olmuş. Kontkar demiş ki devamında bu ülkenin dinleyicisinin neredeyse %95'i nota bilmiyor. Beden eğitimi dersi almış herkes spordan bahsedebilir o zaman özgürce. Derse girmemiş de olsan fark etmez. Kağıt üzerinde eğitimini almış gözüküyorsun. Yüksek kredili temel sanat dersinde birçoğu geçmesi gerektiği için geçiyor demiş kendisi. Yine eğitim kısmında, sanat eğitimi alma kısmında eğer bu sadece yüzeysel bir şekilde sadece aldım demiş olmak için alınıyorsa bir işe yaramayacağını, bunun üzerinden bir kıstas da bulunulmaması gerektiğinden bahsediyor kendisi. E son tweette de iyice patlamış tabi. İnsanların bunu yanlış anlaması da normal mi normal? Ama Şöyle bir şey var. Tweet'i hemen bir okuyayım da. Devamında üçüncü tweet olarak şunu söylemiş. Bu şekilde değerlendirmek ne kadar sağlıklı. Ama şöyle bir gerçek var. Sanata anlamayı boş ver. Tanım için hap bilgi bile insanlarımızda eksik. Bu bireysel bir eğitimsizliktir. Sanat fakültesi mezuniyetsizliği değildir demiş. Bu tweetleri de tek tek okudum yani. Açıp kendinizde ilk bakabilirsiniz de üzerine konuşacağım, yorumlayacağım için okumak zorunda kaldım şu an. Kısaca anlayacağımız şey Kontkar burada asıl demek istediği sanat üzerine konuşmak için illa bunun eğitimini almanız gerekiyor diye bir kaide yok. Bunun eğitimini alıp da sırf almış olmak için sırf diploma için alan bir ton insan var bunun üzerinden sınırlayamazsınız. Demek istediği bu en temelinde. Lakin bunu söylerken işte dinleyicilerimizin %95'i notayı bilmiyor işte temel bilgileri eksik bireysel bir eğitimsizliğe sahipler gibi kalıpları görünce insanlar tabi bunu direkt bir aşağılama olarak algılıyor. Yalnız bu sadece Kontkar'ın değil. Ya Kontkar'ından tut Joker'in, şeyin şu an tepkinin ceza Sagun'un hatta her MC'nin söyleyebileceği bir söz. Her bir MC mutlaka içten içe bunu düşünüyordur. Herkes Kontkar gibi direkt söylemez. Yani bu şekilde açık açık yazmaz ama hepsi bunu düşünüyorlar. Neden mi abi? Bak olay şu mesela. Bugün bir MC hangi MC olduğu hiç fark etmez. Hiç fark etmez ya. Hangisi olursa olsun. Yeni bir albüm çıkarsın abi. Instagram'a gir. Herhangi bir Türkçe rap sayfasını aç. En büyüklerini aç. Takipçi kitlesi nasıl şekilleniyorsa hiç fark etmez. Yani X sayfasının takipçisi daha çok trepe yatkındır. Y sayfası daha çok işte underground işlere veya old school işlere yatkındır. Bu fark etmez. O yeni paylaşılan albümün altında yorumlarda sadece şu ikisi vardır. Ortası yok sadece şu ikisi var. Bok gibi olmuş, çok iyi albüm olmuş, senenin albümü olmuş. Bu ikisi fark etmez. Kimin çıkardığı fark etmez. Bu açıdan Kontkar'ın demek istediğini bu açıdan evet bir nebze ben de katılıyorum. Doğru. O da muhtemelen bunu gördüğü için zaten bu yorumu yapıyor. Şimdi sen adama desen ki ya kardeşim niye bok gibi olmuş diyorsun yani hani böyle bir yorum mu olur? Böyle deyip geçilir mi? Sonuçta bir albüm çıkmış sen bunu yarım saat bir saat dinlemişsin. Bu albüm üzerine tek diyebileceğim bu mu? Desen o da der ki kardeşim benim eleştirim de bu. Benim kendi fikrim de bu der. Ve bu da bir eleştiri olarak kabul görür değil mi? Görüyor. Şimdi bunun sanat eğitimsizliğiyle bir alakası var mı? Yok. Bu adam sanatın, müziğin, notaların eğitimini almadığı için bok gibi demiyor. Bunun eğitimini alıp da bok gibi diyecek adamlar da var çünkü. Veyahut işte ya çok iyi de onu da düşün. Ya şu yılın albümü diyor mesela direkt. Ya sorsan baba hani neye göre yılın albümü? Hani direkt böyle diyorsun ama ya kendi görüşüm kardeşim der. Benim de olumlu yönden bunun hakkındaki görüşüm, bunu yorumlamam budur der geçer. Bu bireyin kendi eğitimsizliği oluyor mu? Evet oluyor. Özellikle eleştiri kısmında. Ve piyasamız için üzücü bir tablo ne yazık ki. Tabi bunun bazı haklı noktaları da var. Şimdi kimse Instagram postu üzerinden, Instagram yorumlarında insanların çok ciddi bir şekilde bir şey eleştirmesini, yorumlamasını, analiz etmesini beklemiyor. Çünkü gündelik hayatta gir çık yaptığımız sürekli basit bir şekilde kullandığımız bir platform. Üzerine çok kafa patlattığımız bir yer değil. O yüzden tamam doğru şimdi niye Instagram'da yorumlarda bok gibi yazıyorsun diyemem. İsyan edilecek bir olay değil. Ama bu sadece Instagram'da da kalmayıp işte bilmem gruplarda, Twitter'da, YouTube yorumlarında, yarın bir gün yapılan içeriklerde bunlara da taşıyorsa, dinleyicinin yorumu sadece bu şekilde kalıyorsa ve bu bir doğru olarak kabul görülüyorsa burada bir sıkıntı var cidden. O yüzden Kontkar'ın tweet'i sert görünüyor kabul ediyorum. İlk bakışta dinleyici aşağılıyor gibi de gözüküyor. Ya verdiği tabii çok genel konuştuğu için evet birazcık kırıcı. Ama ya muhtemelen bu dediğimi düşünerek yazdı. Çünkü böyle bir durum var ve bu durum can sıkıcı. Yarın bir gün ben de bir iş yapsam, ortaya bir şey koysam, bunun sadece ya yani buna sadece bok gibi denilip geçilmesi beni üzerdi abi. Çok iyi senenin albümünü yapmışsın deseler o da birazcık utandırırdı beni. Böyle bir dengesizlik var. Benim mesela bu podcast'lerde ya ortamında yani yorum kısmında veyahut beni takip eden kitlede başarmak istediğim, yapmak istediğim şey sadece buydu en nihayetinde. Ve bunu da az çok yap yani başarabildiğimi düşünüyorum. O da beni çok mutlu ediyor. Ben şunu istiyordum mesela bir albümü övdüm ben cidden. Ya bana katılmasın ama aşağı bu nasıl albümden övdüğün albüme sokayım sen bok gibi albüm yazmasın. Bana yine katılmasın ama albümün eksiklerini kendince sıralasın. veya işte bir albümü çok gömmüşümdür. O da iyi bulmuştur. Gayet iyi bir albüm olarak görmüştür. Çok iyi albüm olarak görmüştür hatta. Onu yorumlarda düzgünce okunabilir derecede bir belirtsin abi. Ama hep bunu istiyordum. Ve bunu görüyorum. Hep diyorum ya bana katılmayanlar oluyor. Olsun da zaten. Ve genelde çok güzel yorumlarla belirtiyor adamlar arkadaşlar, o kişiler, takipçiler. Onları okurken zevk alıyorum. Çünkü şöyle bir şey var abi. Hani ben hip hop üzerine, rap müzik üzerine tartışmayı istiyorum. Nerede tartışacağım? Facebook grupları Facebook kullanmıyorum. Instagram'da yorum altında tartışamazsın. Twitter'da herkes dalga muhabbetinde de çoğunlukla. Aç Twitter'ı. Çok ciddi bir şey yok Twitter'da açıkçası. Hemen mizaha çekiliyor. Yakın çevremde de öyle bir arkadaş topluluğu yok. Yani oturup rap konuşacağım, hip hop üzerine konuşacağım. E ne yapacağım? Bunun için istiyorum. O yüzden Kontkar'ın bu tweet'i aklınızda kalsın abi. Yarın bir gün bir yerde gördüğünüzde bir albüme bok gibi denilip direkt geçildiyse veya yılın albümü denilip direkt göklere çıkartıldıysa bunun sorun arkadaşa. Baba niye yani? Hani açıklar mısın? Ve kendinizce de dinlediğiniz şey abi yakışır bir şekilde yorum getirmeye çalışın. Çünkü siz onu dinlerken albümden bahsediyorum mesela. Yarım saatini bir saatini harcamışsın onu dinlerken sen. O yarım saatin bir saatin meyvesi bok gibi veyahut çok iyi yılın albümü. Denilip geçilecek bir şey olmasın. Olmasın. Olmamalı. Yani herkes de hani şimdi oturup paragraf paragraf eleştirsin bir şeyler yazsın zaten demiyorum lan günlük hayatta. Ya millet neleri kovalıyor? Neyin sıkıntısını yaşıyor? Ya bazısı var meşguliyetten gün nasıl bitiyor onu bile ayıkamıyor. Şimdi bunlar varken oturup da albüm dinlediğin albüme kafa patlat bir ton eleştiri yaz demiyorum ama eğer o vakti yakalıyorsan kendinde ve eğer onun üzerine o albümün üzerine konuşuyorsan bu durumda birazcık daha dikkat et demek istediğim olay bu. Tabi bunun şey kısmı da var. İşte e, ya eskiden ben de yapıyordum. Podcastlerin başında yani bunu birkaç kez bazı alimleri incelerken yaptım. Direkt işte işimiz daha vurmaya dalgaya alarak üzerine konuşma. Bunu Keisha'nın albümü hakkında konuşurken Aranın adamda yapmıştım. İşte Normander şeyinde, single'ında yapmıştım. Ben albümünde de tabii. Ya ben de arada böyle yapıyordum aynen. Öyle yapınca da daha da tabii çok izleniyor, daha çok ilgi çekiyor ama onu bıraktım baba. Onu bırakınca da tabii bazı arkadaşlar da şey düşüncesi oldu muhtemelen. Yazılanları çünkü görüyorum bazen. İşte çok tarafsızsın. Bu kadar tarafsız olunur mu? Hayır tarafsız değilim. Hala benim neyi beğendiğim, neyin neyi tuttuğum, nasıl kriterlere sahip olduğum bunların hepsi belli. Ama artık bunları daha aklı selim bir dille aktarmaya çalışıyorum abi. Ya eleştiri yaparken artık şu kafadayım. Yani şunu hayat düsturu olarak da bunu benimsemeye çalışıyorum. Eleştiri eksik olan kötü kısmı ortaya çıkardığı gibi iyi kısım hakkında da mutlaka bir kritik vermeli. İyi kısım üzerine de bahsetmeli varsa buna dikkat ediyorum artık. Böyle yapmaya çalışıyorum. Ya bir de bazen üzülüyorum. Üzülüyordum yani. Hani öyle konuştuktan sonra o işler hakkında tamam yaptığım podcast işte yüz binler izlenecek bilmem kaç bin kişiye milyon kişiye ulaşılacak değil biliyorum kısıtlı kitleye ulaşacak abartmaya da gerek yok şunları söyledim de çok ayıp oldu falan denmeye belki gerek yok da ya bazen üzülüyordum hani yapan adam gelip bunu dinlese ne hissederdi diye düşünüyordum bazen ha ondan o tür şeyleri o tür podcast içeriklerini bıraktım. Artık daha bu şekilde daha mutluyum. Neyse abi diyeceklerim buydu. Kontrolü Twitter hakkında. İlk bakışta işte ilk gördüğünüz zaman çok sivri ve aşağılayıcı gibi durabilir. Ama cidden bak ona bir dikkat edip yorumlarsanız ve o bahsettiğim kitleye aklınıza getirirseniz Türkçe rap sayfaları yorumlarında yabancı rap hakkında Türkçe bir şekilde içerik üreten sayfaların yorumlarında da aynı şey geçerli bu arada. Onların da bir farkı yok. Ee, hep Türkçe rap sayfaları, Türkçe rap sayfaları diyoruz da işte bilmem ne kalçarı, bilmem ne drip'i falan onların da hiçbir fark yok. Oradaki yorumları da aklınıza getirin abi. O açıdan siz de hak vereceksinizdir eminim. kontkarın tweetine. Sanat üzerine bir eleştiri getirecek adamın da kesinlikle bence sanat eğitimi almasına, işin akademik kısmında kendini geliştirmiş olmasına gerek yok. Ha, eğer bu konularda tabii kendini geliştirdiyse, zaten otomatikman daha üst mertebelerde, daha saygı gören yerlerde konuşuyor. Bizim gibi YouTube'da böyle içerik üretmiyor adam. Forumlarda konuşuyor. Söyleşiler oluyor, oralarda konuşuyor. Yani otomatikman kendinden zaten gerçekleşen bir şey bu. Ama tabii öte yandan eleştiriyi getiren kişinin de kendini Konuştuğu olay hakkında ne kadar geliştirdiği dediği gibi kontkarın bireysel eğitim bunu ne kadar başarabildiği de bence gayet önemli ve zaten eleştiren kişiye yani e, hip hop üzerine şu an rap müzik üzerine içerik üreten ve bir takım fikirlerini belirten kişilere güvenmenizi değer vermenizi de sağlayan şey o kendinize iyi bakın bol bol müzik dinleyin dinleyin albüm falan affetmeyin fırsatını bulduğunuzdan yapıştırın albümleri dinleyin ben de bu Orta Asya'dan Türk Cumhuriyetlerinde. Oralarda hip birazcık ayıkmaya çalışacağım oraları. Birazcık oraları araştıracağım. İlgimi çekiyor çünkü son zamanlarda. Ha bir şeyler toplayabilirsem üzerine konuşacak kadar bir podcast yapmaya da düşünüyorum. Sıra sıra gidelim mesela işte. Kazakistan, sen söyle baba, Türkmenistan vesaire. Vanlar.